İki çocuk odalarında yalnızdı. Işıklar kapalı, etraf karanlıktı. Yalnızca beyaz yataklar seçiliyordu. Çocuklar o kadar sakin nefes alıyorlardı ki insanın uyuduklarına inanası geliyordu. "Şşt!" diye seslendi içlerinden biri. Gecenin karanlığına doğru alçak sesle, neredeyse ürkekçe seslenen kişi 12 yaşındaki kızdı. Kardeşinden yalnızca bir yaş büyük olan ablası diğer yataktan "Ne oldu?" diye karşılık verdi. "İyi, daha uyumamışsın. Ben sana bir şey anlatmak istiyorum." Söylediğine bir karşılık gelmiyor, sadece yatağın hışırtısı duyuluyordu. Abla yatağında oturmuş bekliyor, gözlerinin karanlıkta parladığı görülüyordu. "Sana şey diyecektim ama önce sen söyle. Sence de mürebbiyemiz son günlerde biraz tuhaf değil mi?" Diğeri düşündü. Ardından "Evet," dedi. "Ama tam olarak ne tür bir tuhaflık olduğunu bilmiyorum. Eskisi kadar sert değil. Geçenlerde 2 gün ödev yapmadım, hiçbir şey demedi. Sonra nasıl anlatsam? Farklı işte. Galiba artık bizimle pek ilgilenmiyor. Hep uzağımıza oturuyor. Bizimle eskisi gibi oynamıyor. Sanırım çok üzgün ve bunu bize belli etmek istemiyor. Artık hiç piyano da çalmıyor." Yeniden sessizlik oldu. Abla, "Sen bir şey anlatmak istiyordun," diye hatırladı. "Evet, ama bunu kimseye söylemeyeceksin. Ne anneme ne de bir arkadaşına." "Hayır, hayır." Ablası sabırsızlanmaya başladı. "Hadi, ne söyleyeceksin?" "Şimdi, bak, yatmaya giderken birden Fraulein'e iyi geceler dilemediğimi fark ettim. Ayakkabılarımı çoktan çıkarmıştım. Buna rağmen onu şaşırtmak ve sevindirmek için sessizce yukarıya odasına gittim. Kapıyı yavaşça açtım. Önce odada olmadığını düşündüm. Işık yanıyordu ama onu göremedim. O sırada birinin ağladığını duyup korktum. Sonra Fraulein'ı üzerinde giysileriyle başını yastığa gömmüş ağlarken gördüm. Ağlaması beni korkuttu. Fakat o beni görmedi. Sonra kapıyı yine sessizce kapattım. Öylesine titriyordum ki biraz durup beklemem gerekti. O sırada kapının ardından tekrar o ağlama sesini duydum. Hemen koşarak aşağı indim. Bir süre konuşmadılar. Sonra biri diğerine "Zavallı Fraulein," dedi alçak sesle. Sözcükler odanın içinde boğuk bir tınıyla yankılandıktan sonra yeniden sessizlik oldu. "Neden ağladığını bilmek istiyorum," diye söze girdi küçük olan. "Son zamanlarda kimseyle tartışmadı ki. Hem annem de artık üstüne gitmiyor. Biz de bir şey yapmadık. Peki neden ağlıyor?" "Sanırım ben nedenini biliyorum," dedi abla. "Neden peki? Bana da söyle, neden?" Biraz bekleyip sonunda "Sanırım aşık oldu," dedi. "Aşık mı oldu?" Küçük kardeşi irkildi. "Aşık mı? Kime? Hiçbir şey fark etmedin mi? Otto'ya değil herhalde." "Değil mi? Otto da Fraulein'e aşık değil yani, öyle mi? Değilse 3 yıldır bizimle yaşayıp üniversitede okuyan ve bizimle bugüne kadar hiçbir şey yapmayan bu adam neden son birkaç aydır her gün yanımızda? Fraulein gelmeden önce Otto sana ya da bana özellikle iyi davranıyor muydu? Artık tüm gün etrafımızda. Ya halk bahçesinde, ya şehir parkında, ya da Prater'da. Fraulein'la nereye gidersek orada Otto ile karşılaşıyoruz. Hiç dikkatini çekmedi mi?" Küçük kız ürkekçe kekeledi. Evet, tabii fark ettim. Ama ben düşündüm ki..." Sesi kısıldı, konuşmaya devam edemedi. "Önceleri ben de pek anlamadım. Biz kızlar çok aptalız. Ama Otto'nun Fraulein'i görmek için bizi bahane ettiğini zamanında fark ettim yine de." Aralarında geçen sohbet sona ermiş gibi görünüyordu. Ya düşüncelere ya da çoktan rüyalara dalmışlardı. O sırada küçük kız karanlığın içinden bir kez daha çaresizce seslendi. "Peki ama neden ağlıyor? Otto da ondan hoşlanıyor işte. Ben hep aşık olmanın güzel bir şey olduğunu düşünürdüm." Ablası, "Bilmiyorum," dedi düşünceli şekilde.
Ben de hep çok güzel olduğunu sanırdım. Bir kez daha uykulu, şefkat dolu ve alçak bir sesin "Zavallı Fraulein" dediği duyuldu. Sonra oda tekrar sessizliğe gömüldü. Ertesi sabah bu konudan hiç bahsetmediler. Ancak ikisi de akıllarının aynı şeyle meşgul olduğunu hissediyordu. Birbirlerinin yanından bakışmadan geçtiler. Fakat yan gözle Fraulein'i süzerken bakışları istemsizce karşılaştı. Yemek masasında yıllardır yanlarında yaşayan kuzenleri Otto'yu bir yabancıymış gibi incelediler. Onunla konuşmuyor ama onu Fraulein'a gizlice bir işaret veriyor mu diye dikkatlice izliyorlardı. İki kız da huzursuzdu. Yemekten sonra oyun oynamak yerine bu gizemi çözme isteklerinin gerginliğiyle anlamsız ve önemsiz şeyler yapmaya odaklandılar. Akşam olunca küçük olan diğerine aslında hiç de umursamıyor gibi "Yeni bir şey fark ettin mi?" diye sordu. Ablası "Hayır" deyip arkasını döndü. Sanki ikisi de konuşmaktan korkuyordu. Kendilerini bir gizemi çözmeye yakın hissetmenin huzursuzluğu içinde iki çocuğun sessiz gözlemleri birkaç gün boyunca devam etti. Nihayet birkaç günün sonunda içlerinden biri Fraulein'in Otto'ya hafifçe göz kırptığını, Otto'nun da ona başını sallayarak karşılık verdiğini fark etti. Endişeyle titrerken masanın altından yavaşça ablasının eline dokundu. Yüzüne bakan ablasına gözleriyle Otto'yla Fraulein'i işaret etti. Kız bu işaretin ne anlama geldiğini hemen anladı, o da gerildi. Mürebbiyeleri masadan kalkar kalkmaz kızlara, "Odanıza gidip orada biraz oyalanın. Benim başım ağrıyor. Yarım saat kadar dinlenmek istiyorum," dedi. Çocuklar gözlerini yere dikip birbirlerini uyarmak istercesine hafifçe birbirlerinin ellerine dokundular. Mürebbiye gider gitmez küçük kız ablasına dönüp "Bak şimdi, Otto Fraulein'in odasına gidecek," dedi. "Tabii ki öyle olacak. Bizi bu yüzden odamıza göndermek istedi ya zaten. Kapıyı dinlememiz lazım. Ya biri gelirse?" "Kim gelecek ki?" "Annem." Küçük olan irkildi. "İyi o zaman. Ne yapacağız biliyor musun? Ben kapıyı dinleyeceğim, sen koridorun başında durup biri gelirse bana haber vereceksin. Böylece güvende oluruz." Kardeşi suratına astı. "Ama sen sonra bana bir şey anlatmazsın." "Her şeyi anlatacağım. Ama bak her şeyi, her şeyi anlatacaksın. Söz veriyorum, sen de birinin geldiğini duyarsan öksüreceksin." Koridorda titreyerek, heyecanla bekliyorlardı. Kalpleri deli gibi çarpıyor, olacakları merak ediyorlardı. Birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Ayak sesleri duyuldu. Hemen karanlık bir köşeye saklandılar. Evet, gelen Otto'ydu. Kapıyı kolundan tutup açtı, içeri girer girmez kapattı. Büyük kız yerinden ok gibi fırlayıp nefes almadan kapıyı dinlemeye başladı. Küçük olan meraklı gözlerle ablasını izliyordu. O kadar merak ediyordu ki yerinde duramıyordu. Usulca kapıya yaklaşıyor ancak ablası onu öfkeyle itip uzaklaştırıyordu. Yerine dönüp geçmek bilmeyen 2-3 dakika boyunca orada bekledi. Ablası her şeyi duyarken kendisi hiçbir şey duyamadığı için sabırsızlıktan ve öfkeden neredeyse ağlayacak gibi oldu. O sırada diğer odalardan birinin kapısı kapanınca öksürmeye başladı. Oradan uzaklaşıp telaşla odalarına girdiler. Kalpleri güm güm atıyordu. Bir süre soluksuz beklediler. Sonra küçük olan sabırsızlıkla "Hadi anlat," dedi. Ablası düşünceli bir ifadeyle kendi kendine konuşur gibi "Anlamıyorum," dedi. "Neyi?" "Çok tuhaf." "Ne? Nedir?" dedi küçük olan. Sözcükler soluk soluğa kalmışçasına dökülüyordu ağzından. Ablası o anda hatırlamaya çalışıyordu. Küçük kız kardeş ağzından çıkacak tek bir kelimeyi bile kaçırmamak için neredeyse ablasına yapışmış bekliyordu. "Çok tuhaftı. Beklediğimden çok farklıydı. Galiba odaya girdiğinde Fraulein'a sarılmak ya da onu öpmek istedi. Çünkü Fraulein, yapma seninle ciddi bir şey konuşmak istiyorum dedi. Bir şey göremedim. Anahtar kapı deliğindeydi ama her şeyi çok net şekilde işittim." Otto, Fraulein'in bu sözünün üzerine
Ne oldu diye sordu. Onu hiç böyle konuşurken duymamıştım. Bilirsin, hep yüksek sesle rahat bir tavırla konuşur. Ama bunu o kadar çekinerek söyledi ki bir şeyden korktuğunu hemen anladım. Fraulein, Otto'nun yalan söylediğini anlamış olacak ki ne olduğunu biliyorsun diye fısıldadı yalnızca. Otto, hayır hiçbir şey bilmiyorum deyince Fraulein, demek öyle diye karşılık verdi. Ardından o kadar, gerçekten o kadar üzgün bir ses tonuyla, o halde neden birden benden uzaklaştın? Benimle 8 gündür tek kelime konuşmadın. Benden kaçıyorsun. Çocuklarla gezintiye çıktığımızda gelmiyorsun. Parkta da yoksun. Birden yabancı mı oldun? Ah, neden uzak durduğunu biliyorsun dedi. Otto bir süre konuşmadı. Ardından sınavlarıma çok az kaldı. Çok çalışmam lazım. Hiç vaktim yok, başka türlü yapamam dedi. Sonra Fraulein ağlamaya başladı. Gözyaşları içinde ancak çok yumuşak ve hoş bir tavırla Otto neden yalan söylüyorsun? Doğruyu söylesene. Bunu gerçekten hak etmedim. Hiçbir beklentim olmadı ama aramızdaki bu şeyle ilgili konuşmamız gerekmiyor mu? Söyleyeceklerimi biliyorsun. Bildiğini gözlerinden okuyorum dedi. Otto neyi diye kekeledi çok alçak sesle. Sonra Fraulein dedi ki... Kız heyecandan konuşamaz halde titremeye başladı. Küçük kız ablasına biraz daha sokuldu. Ne? Ne söyledi? Dedi ki, senden bir çocuğum var. Küçük kız birden irkildi. Çocuk mu? Çocuk mu? Ama bu olamaz. Ama böyle söyledi. Kesin yanlış duydun. Hayır, hayır Otto da aynı tepkiyi vererek çocuk mu diye bağırdı. Fraulein bir süre sessiz kaldı. Ardından şimdi ne olacak diye sordu. Sonra ne? Sonra sen öksürdün, ben de kaçmak zorunda kaldım. Kız kardeş büyük bir şaşkınlıkla boşluğa baktı. Bir çocuk. Ama bu imkansız. Çocuğu nerede saklayabilir ki? Bilmiyorum. Tam da bunu anlamıyorum ya. Belki bize gelmeden önce yaşadığı evdedir. Annem kesin biz varız diye getirmesine izin vermemiştir. Bu kadar üzgün olmasının sebebi bu olmalı. Ah, daha neler. O zamanlar Otto'yu tanımıyordu bile. Yeniden şaşkın, düşünceli bir halde susuyorlardı. Bu düşünce içlerini kemiriyordu. Konuşmaya başlayan yine küçük kız oldu. Bir çocuk. İmkanı yok. Nasıl bir çocuğu olabilir? Evli değil ki. Sadece evli insanlar çocuk sahibi olabilir. Bunu biliyorum. Belki daha önce evliydi. Bu kadar aptal olma. Otto ile evli değildi herhalde. Ama nasıl? Şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Zavallı Fraulein, dedi biri büyük bir üzüntüyle. Bu sözcüğü söylerken seslerinde her seferinde merhamet vardı. Merakları yeniden uyanıyordu. Acaba kız mı erkek mi? Kim bilir? Sence bir ara uygun bir dille sorsam? Delirdin mi? Neden? Bize karşı hep çok iyi davranmadı mı? Yine de abartma. Böyle şeyler bizimle konuşulmaz. Bizden her şey saklanır. Odaya girdiğimizde hep susuyorlar. Bizimle sanki çocukmuşuz gibi saçma sapan şeyler hakkında konuşuyorlar. Oysa ben 13 yaşındayım. Ne diye soracaksın ki? Bize hep yalan söylüyorlar. Ama ne olduğunu bilmeyi çok isterdim. Ben istemez miyim sanıyorsun? En anlam veremediğim kısım ne biliyor musun? Nasıl olur da Otto'nun bundan haberi olmaz? İnsan annesinin babasının olduğunu nasıl biliyorsa bir çocuğu olduğunu da bilir. Her zamanki gibi bilmiyormuş numarası yaptı alçak. Böyle bir durumda da bilmiyormuş gibi davranacak değil herhalde. Sadece bizi kandırmak istediğinde öyle yapıyor. O sırada mürebbiye içeri girdi. Kızlar hemen susup çalışıyormuş gibi yaptılar. Ancak yan gözle onu izliyorlardı. Mürebbiyenin gözleri kızarmıştı. Sesi her zamankinden daha boğuk ve ciddi çıkıyordu. Çocuklar sessizdi. Birden bakışlarını ürkek bir biçimde mürebbiyelerine çevirdiler. Bir çocuğu var diye düşünmeden duramıyorlardı. O yüzden böyle üzgün. Yavaş yavaş bu üzüntü onları ele geçiriyordu. Ertesi gün sofrada beklenmedik bir haber aldılar. Otto evden ayrılıyordu. Amcasına sınavlarının yaklaştığını, çok fazla çalışması gerektiğini, bu evde dikkatinin sürekli dağıldığını söyledi. Sınavları bitene kadar 1-2 aylığına başka bir yerde bir oda kiralayacakmış.
Bunu duyan kızları bir huzursuzluk sardı. Otto'nun gidişiyle dünkü konuşmalar arasında bir bağlantı olduğunu düşündüler. Hassaslaşan içgüdüleri sayesinde bu kararda bir korkaklık, bir kaçış olduğunu hissediyorlardı. Vedalaşmak için yanlarına geldiğinde ona kaba davranarak arkalarını döndüler. Ancak mürebbiyeleriyle vedalaşmasını göz ucuyla izlediler. Mürebbiyenin dudakları titriyordu ama tek kelime etmeden sakince elini uzattı. Çocuklarda son birkaç gündür büyük bir değişiklik olduğu fark ediliyordu. Oyun oynamıyor, gülmüyorlardı. Gözlerindeki parıltı kaybolmuştu. Büyük bir huzursuzluğun, belirsizliğin içindeydiler. Çevrelerindeki herkese karşı yoğun bir güvensizlik duyuyorlardı. Söylenen hiçbir şeye inanmıyor, her sözün arkasında yalan ve kasıt arıyorlardı. Gün boyu etrafı gözetliyor, her hareketi gözlemliyor, hiçbir şeyi gözden kaçırmıyorlardı. Gölge gibi herkesin peşindeydiler. Bir şeyler yakalayabilmek için kapıları dinliyorlardı. Karanlık sırların yükünü omuzlarından atıp gerçeklerin dünyasına ulaşmak istiyorlardı. Çocuksu saflıklarını, o neşeli, kaygısız körlüklerini kaybetmişlerdi. Etraflarının yalanlarla çevrili olduğunu anladıklarından beri değişmiş, tüm varlıkları öfke dolu bir huzursuzluk tarafından ele geçirilmişti. Hayatları aniden nedensiz bir buhrana dönüşmüştü. Üzüntü içindeki mürebbiyelerini olabildiğince sevindirmek için hiç konuşmadan sessizce anlaşıyorlardı. Ödevlerini gayretle, düzenli bir şekilde yapıyor, birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Hiç yaramazlık etmiyor, istenenleri daha söylenmeden yerine getiriyorlardı. Ancak mürebbiyelerinin bunları fark etmemesine çok üzülüyorlardı. Son zamanlarda bambaşka biri olup çıkmıştı. Bazen kızlardan biri ona bir şey söylediğinde uykudan uyandırılmış gibi korkuyla irkiliyordu. O anlarda bakışlarından çok uzaklardan dönmekte olduğu anlaşılıyordu. Saatlerce öylece oturup sadece önüne bakıyor, hayallere dalıyordu. Böyle zamanlarda kızlar onu rahatsız etmemek için hiç ses çıkarmıyor, karanlık ve gizemli bir his tarafından ele geçirilmişçesine uzaklarda bir yerlerde olan çocuğunu düşündüğünü hissediyorlardı. Gittikçe daha fazla uyanan dişilikleriyle mürebbiyelerini her geçen gün daha çok sevmeye başlıyorlardı. Bir keresinde pencereye dönük duran mürebbiyeleri mendiliyle gözlerini silerken küçük kız birden cesaretini toplayıp hafifçe Fraulein'in elini tutarak ''Fraulein, son zamanlarda çok üzgün görünüyorsunuz. Sizi üzecek bir şey yapmadık değil mi?'' diye sordu. Fraulein kıza baktı, yumuşacık saçlarını okşayıp ''Hayır çocuklar, hayır, elbette bir şey yapmadınız.'' diyerek küçük kızı şefkatle alnından öptü. Etraflarında olup biten her şeye dikkat kesildikleri, her şeyi gözlemledikleri bu günlerde kızlardan biri aniden odaya girdiğinde bir konuşmaya tanık oldu. Annesiyle babası konuşmayı hemen yarıda kestiği için sadece bir cümleyi binlerce tahminde bulunmalarına sebep olacak o tek cümleyi duyabildi. Annesi, "Ben de bir şeyler fark ettim. Onunla ciddi bir konuşma yapmanın vakti geldi," dedi. Çocuk, konuşulanların önce kendisiyle ilgili olduğunu sanıp endişeyle kardeşinin yanına koştu. Akıl danışıp yardım istedi. Ancak öğle yemeğinde anne babalarının inceleyici bakışlarının dalgın mürebbiyelerine yöneldiğini anladı. Anneleri yemekten sonra mürebbiyelerine ''Lütfen birazdan odama gelin, sizinle konuşacaklarım var.'' dedi. Fraulein hafifçe başını eğdi. Kızlar tir tir titriyor, bir şeyler olacağını hissediyorlardı. Fraulein annelerinin odasına girer girmez peşlerinden fırladılar. Kapıları dinlemek kızlar için oldukça olağan bir şeye dönüşmüştü. Yaptıklarının çirkin yanını görmüyorlardı. Tek düşündükleri onlardan saklanan tüm sırları öğrenmekti. Kapıyı dinlediler. Ancak kısık sesle konuşulanları duymakta güçlük çektiler. Bedenleri gerginlikten titriyordu. Her şeyi duyamamaktan korkuyorlardı. O sırada seslerden biri yükseldi. Bu annelerinin sesiydi. Kulağa öfkeli geliyordu. Herkesi kör mü sandınız? Böyle bir şeyin fark edilmeyeceğini mi düşündünüz? Bu düşüncelerle, böyle bir ahlak anlayışıyla görevinizi nasıl yerine getirdiğinizi tahmin edemiyorum bile. Demek çocuklarımın, kızlarımın eğitimini böyle birine emanet ettim. Mürebbiyenin bir şey söylediği duyuluyordu.
Ancak o kadar alçak sesle konuşuyordu ki çocuklar hiçbir şey anlamıyordu. Bahaneler, bahaneler. Ahlakı zayıf olanların hep bir bahanesi vardır zaten. Önlerine ilk çıkana teslim olur, hiçbir şeyi umursamazlar. Nasılsa Tanrı yardım eder, değil mi? Böyle biri eğitimci olmak, kız çocuklarını yetiştirmek istiyor. İnanılır gibi değil. Her şey ortadayken sizi evimde daha fazla tutacağımı düşünmüyorsunuzdur herhalde. Çocuklar tüm dikkatlerini kapının ardında konuşulanlara vermişlerdi. Bedenleri buz kesmişti. Pek bir şey anlamamış olsalar da annelerinin sesindeki öfkeyle mürebbiyelerinin sessiz hıçkırıkları tüylerini ürpertiyordu. Anneleri daha da öfkelendi. Bildiğiniz tek şey ağlamak. Ağlayarak kararımı değiştiremezsiniz. Sizin gibilere acımam ben. Bundan sonra ne yapacağınız umurumda değil. Siz kime sığınacağınızı bilirsiniz. Sormama bile gerek yok. Bildiğim tek şey sorumluluklarının bilincinde olmayan birine bir gün daha katlanamayacağım. Mürebbiye ağlamaktan cevap bile veremedi. Çocuklar daha önce hiç böyle bir ağlama duymamışlardı. Bu şekilde ağlayan birinin haksız olamayacağını düşünüyorlardı. Anneleri konuşmadan bekledi, sonra aniden, "Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Bugün eşyalarınızı toplayın, yarın sabah da erkenden gelip paranızı alın. Güle güle," dedi. Çocuklar kapının önünden çekilip kendilerini hızla odalarına attılar. Neler oluyordu? Yıldırım çarpmışçasına öylece duruyorlardı. Gerçeği kavramaya ilk kez yaklaşmış gibiydiler. Yine ilk kez anne babalarına karşı gelme cesaretini gösterebileceklerini hissediyorlardı. "Annemin onunla böyle konuşması çok alçakçaydı," dedi büyük olan dudaklarını ısırarak. Ama ne yaptığını bilmiyoruz ki," diye kekeledi küçüğü. "Kötü bir şey yapmış olamaz. Fräulein kötü bir şey yapmış olamaz. Annem onu tanımıyor." "Nasıl da ağladı öyle? Çok korktum." "Evet, korkunçtu. Annemin o bağırışı alçakçaydı. Bu kadar söylüyorum, alçakçaydı." Kız ayağını yere vurdu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. O sırada mürebbiyeleri içeri girdi. Oldukça yorgun görünüyordu. "Çocuklar, benim bugün öğleden sonra yapmam gereken şeyler var. Yalnız kalacaksınız. Size güvenebilirim, değil mi? Akşam yanınıza geleceğim." Mürebbiye çocukların endişesini fark etmeden gitti. Gözleri ağlamaktan kıpkırmızıydı, gördün mü? Annem ona nasıl böyle davranabildi anlayamıyorum. Kızlardan biri, "Zavallı Fräulein," dedi şefkatli, üzgün bir sesle. Alt üst olmuş şekilde kala kaldılar. O sırada anneleri gelerek arabayla gezintiye çıkmak isteyip istemediklerini sordu. Çocuklar ağzını açmadı. Annelerinden korkuyorlardı. Sonra kendilerine mürebbiyelerinin ayrılışıyla ilgili bir şey söylenmediği için öfkelendiler. Yalanlarının, sırların verdiği sıkıntıyla kendi başlarına kalmayı anneleriyle gezmeye yeğliyorlardı. Mürebbiyelerinin odasına gidip onu kalması için ikna etmeyi, annelerinin haksız olduğunu söylemeyi düşündüler. Ancak onu incitmekten endişelendiler. Hem bildikleri her şeyi kapıları dinleyerek öğrenmişlerdi. Saf numarası yapmaları, 2-3 hafta önce oldukları gibi her şeyden habersiz görünmeleri gerekiyordu. Bitmek bilmeyen bütün bir öğleden sonrasını düşünerek ve ağlayarak geçirdiler. Kulaklarında sürekli o korkunç sesler, annelerinin öfkeli, acımasız sesiyle mürebbiyelerinin hıçkırıkları çınlıyordu. Akşam olduğunda Fräulein ayaküstü çocukların yanına uğrayıp iyi geceler diledi. Çocuklar titriyordu. Mürebbiyeleri odadan ayrılırken ona bir şey söylemek istediler. Mürebbiyeleri tam kapıdan çıkacakken gözlerinde nemli bir parıltıyla tekrar çocuklara yöneldi. Çocukları kucaklayıp öperek hızla odayı terk etti. Çocuklar oldukları yerde kaldı. Bunun bir veda olduğunu biliyorlardı. "Onu bir daha göremeyeceğiz," dedi kızlardan biri. "Yarın okuldan döndüğümüzde burada olmayacak. Belki daha sonra ziyaretine gideriz. Hem çocuğunu da görürüz. Ne güzel olur." "Zavallı Fräulein. Şimdi onsuz nasıl olacak? Düşünebiliyor musun?" "Yeni bir mürebbiyeye asla ısınamayacağım." "Ben de. Hiç kimse bize onun gibi iyi davranamaz. Hem..." Çocuk cümlesini bitirmeye cesaret edemedi. Bir çocuğunun olduğunu öğrendiklerinden beri mürebbiyelerine nedenini tam olarak kavrayamadıkları bir biçimde büyük saygı duyuyorlardı.
Sürekli bunu düşünüyorlardı ama artık çocuksu bir merakla değil, derin bir sarsılmışlık ve merhametle. "Baksana," dedi kızlardan biri. "Beni dinle." "Dinliyorum." "Gitmeden önce onu sevdiğimizi, annem gibi olmadığımızı görmesi için sevineceği bir şey yapmak istiyorum. Ne dersin?" "Da soru mu?" "Beyaz karanfilleri çok seviyor ya, yarın sabah okula gitmeden birkaç karanfil alıp dönüşte odasına bırakabiliriz diye düşündüm." "İyi ama ne zaman?" "Öğlen, öğlene kadar kesin gitmiş olur. İyisi mi erkenden kalkıp kimse fark etmeden karanfilleri alalım, sonra da odasına bırakalım." "Tamam, erkenden uyanmamız lazım." Kumbaralarını açıp tüm paralarını birleştirdiler. Fraulein'a sevgilerini gösterebilecekleri için mutluydular. Sabah erkenden uyandılar. Titreyen ellerinde güzel karanfillerle mürebbiyelerinin kapısına çaldılar ancak içeriden ses gelmedi. Fraulein'in uyuduğunu düşünüp yavaşça odaya girdiler. Ama oda boştu. Yatağa dokunulmamıştı bile. Etraf dağınıktı. Masanın üzerinde birkaç mektup duruyordu. Çocuklar korkuya kapıldı. Neler oluyordu? "Annemin yanına gidiyorum," dedi büyük olan. Çatık kaşları, korkusuz bakışlarıyla annesinin karşısına dikilip, "Mürebbiyemiz nerede?" diye sordu. Annesi, "Odasında olmalı," diye karşılık verdi büyük bir şaşkınlıkla. "Odasında yok. Yatağına dokunulmamış. Belli ki dün akşam gitmiş. Neden bize bir şey söylemediniz?" Annesi, kızının sesindeki meydan okumayı fark etmeden eşinin yanına gitti. Babaları hemen mürebbiyenin odasına girdi. Uzun süre odadan çıkmadı. Çocuk, öfkeli bakışlarını telaşla annesinin üzerine dikti. Baba, bembeyaz bir suratla odadan çıktı. Elinde bir mektup tutuyordu. Anneyle tekrar odaya girip içeride alçak sesle konuştular. Dışarıda bekleyen çocuklar cesaret edip kapıyı dinleyemediler. Daha önce hiç böyle görmedikleri babalarının öfkesi karşısında korkuya kapıldılar. Anneleri yaşlı gözlerle, tedirgin bakışlarla odadan çıktı. Çocuklar ne olduğunu sormak için annelerine yöneldi. Ancak anneleri sert bir ses tonuyla "Hadi okulunuza gidin, zaten geç kaldınız," dedi. Çocuklar gitmek zorunda kaldılar. Okulda 4-5 saat boyunca kendilerinde değillermiş gibi oturdular, söylenen hiçbir şeyi duymuyorlardı. Çıkışta deli gibi eve koştular. Her şey her zaman olduğu gibi görünüyordu. Sadece evdeki insanları korkunç bir düşünce kemiriyor gibiydi. Hiç kimse konuşmuyor, herkes bir garip bakıyordu. Anneleri kızların yanına geldi. Onlarla bir şey konuşmaya hazırlanmış bir hali vardı. "Çocuklar, mürebbiyeniz artık dönmeyecek. O," diye söze girdi. Ancak cümlesinin devamını getirecek cesareti yoktu. Çocuklar annelerinin gözlerine o kadar tehditkar bakıyorlardı ki anneleri yeni bir yalan söylemeyi göze alamadı. Arkasını dönüp gitti, odasına sığındı. Öğleden sonra birden Otto geldi. Onu da çağırmışlardı. Onun içinde bir mektup vardı. Otto tedirginlikle ortalıkta dolanıyordu. Kimse onunla konuşmuyordu. Herkes ondan kaçıyordu. O sırada Otto bir köşede duran çocukları görüp onlarla selamlaşmak istedi. Çocuklardan biri tiksintiyle "Dokunma bana," dedi. Diğeri de sırtını döndü. Otto bir süre daha ne yapacağını bilmeden dolanıp sonra ortalıktan kayboldu. Kimse çocuklarla konuşmuyordu. Onlar da aralarında tek söz etmeden huzursuzlukla bir odadan çıkıp diğerine giriyorlardı. Şimdi her şeyi kendilerine yalan söylendiğini, bütün insanların kötü ve acımasız olduğunu biliyorlardı. Artık anne babalarını da sevmiyor, onlara inanmıyorlardı. Hiç kimseye güvenmemeleri gerektiğini öğrenmişlerdi. Yanı başlarında olan bu korkunç şeyi henüz tam anlamıyla kavrayamıyorlardı. Bu suskunluk herkesi yabancı, tehlikeli birine dönüştürüyordu. Kimse yanlarına yaklaşamıyordu. Ruhlarına uzanan yol belki de yıllarca kapalı kalacaktı. Dünden beri çocuk değillerdi. Bu öğleden sonra birkaç yaş birden büyüdüler. Ancak gece odalarının karanlığında yalnız kaldıklarında içlerinde o korku, bilinmeyen şeylerin neden olduğu o sezgisel korku tekrar uyandı. Birbirleriyle konuşacak cesareti hala bulamıyorlardı. Ağlamaya başladılar. Artık Fraulein ya da içlerinde bitirdikleri anne babaları için değil, bugün ilk kez karşılaştıkları
O bilinmeyen dünyadan çıkıp gelebilecek şeylerden korktukları için ağladılar. Önlerindeki kapkaranlık hayattan korkuyorlardı. Bir süre sonra hissettikleri korku bulanıklaşmaya başladı. Neredeyse bir rüyada gibiydi her şey. Hıçkırıkları gitgide hafifledi. Nihayet uykuya daldılar.